İkinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor. Tüm dokuzlar ekran başına. İlk başta matematikle başlayacağız. Ardından edebiyat, kimya, coğrafya, fizik, tarih, biyoloji, İngilizce ve dinle 21 Mart'ta başlıyoruz. Mükemmel bir şekilde tüm derslerimizde harika yazılı provalar hazırladık. Hocalarımız sizler için Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uygun bir şekilde Okuldaki öğretmen arkadaşlarımıza mütalaa ettik. Hocam edebiyatta ne sorarsanız, fizikte ne sorarsanız, kimyada ne sorarsanız dediler. Ve bizler de sizler için dokun sınıfta efsanevi bir yazılı kamp hazırladık arkadaşlar. 21 Mart'ta hep beraber çok güzel başarılara yelken açacağız inşallah. Yazılı hocalarımız nasıl hazırlıyor arkadaşlar? Okuldaki hocalarımız Milliyetin Bakanlığı kazanımlarına uymak durumunda. Çünkü Milliyetin Bakanlığı liselerde 9'da, 10'da, 11'de, 12'de hocalarımıza kazanımlar gönderiyor. Mesela diyelim ki örnek veriyorum şuradan açalım. Şöyle burada nerede olsun mesela? Burada map kazanımları, kuvvet ve hareket. Burada vektörler, bağlı hareket, Newton'un hareket yasaları, bir boyut, sabit ilmel hareket neyse. Bunlarla alakalı ne kadar anlatılacak, ne kadar anlatılmayacak? Bunları tek tek kazanımları bize Eğitim Bakanlığı teslim ediyor. Hem bize hem de okuldaki hocalarımıza. Hocalarımız da zaten yazılıları buradan hazırlıyorlar. Hatta biz de yazılı notlarımızı ve yazılı provalarımızı yine milletim Bakanlığı kazanımlarına göre hazırlıyoruz. Yani yazılı notlarımızın içerisinde mutlaka sizlere kazanımları veriyoruz ki bakın arkadaşlar buradan çıkabilir. Hoca buradan sorar, burası önemli. Buradan yüzde yüz gelir diyoruz. Ve dokuzuncu sınıf yazı notlarında hem birinci yazılı hem de ikinci yazılı için tüm derslerde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyolojide sizlere Milliyetin Bakanlığı konuya kazanılan uygun bir şekilde notlarımızı hazırlıyoruz. Peki ne yapmamız lazım? yazıldan nasıl yüz alabiliriz? Birincisi arkadaşlar yazılı öncesinde ortamımızı hazırlayacağız. Yani dağınık bir ortamda beş saat çalışacağınıza düzgün sınava uygun bir ortamda bir saat yarım saat çalışmanız daha faydalı. Çünkü dağınık bir ortamda beyninize giren şeyler de dağılıp gider. Yani sen yazılıya girdiğinde yanında elli tane şey olmayacak. Aynı şekilde sen yazılı hazırlanırken de çok steril, çok düzgün bir ortamda çalışmalısın. Konuları mutlaka bilmemiz gerekiyor. Gereksiz konulara çalışmak motivasyonumuzu düşürür eksik çalışmakta yazıldan notlarımızı düşürür. Dolayısıyla hem kazanımlara uygun bir şekilde hocalarımızın anlattıkları konuları çok çok iyi not almalıyız. Arkadaşlarımızdan geçen sene fizik hocamız ne sordu? İşte siz geçen sene almışsınız bu dersi diye üst sınıflardan bilgiler alabilirsiniz. Ama bunun haricinde zaten hocalarımıza mutlaka derslerde buralara dikkat edin. Buradan çıkacak demiştir. Bizler de zaten yazılı notlarımıza o konu ve kazanımlara uygun bir şekilde sizlere notlarımızı hazırladık arkadaşlar. Notlar önemli. Yazı notlarını zaten <laughs> defalarca gösterdim. Ve videolarımız önemli. Videolarımızı da mutlaka izleyin arkadaşlar. Az önce söylediğimiz gibi yazı notlarımızla beraber bu videoları izlediğinizde okuldaki hocalarınızın vurguladığı yerleri bir kez daha tekrar ettiğinizde inşallah bütün derslerden en güzel notları sizler alacaksınız. Burada şu da önemli arkadaşlar. Yazılı anında motivasyonunuzu yüksek tutmanız lazım. Yapamazsın. Boca kazıkçı çok zor soru gibi ifadelere takın takılmayın. Çalıştığınızda sizler kendi güzel notunuzu alırsınız. Kopya da çekmiyoruz arkadaşlar. Çünkü kopya her zaman için çok tehlikeli. Bizler YouTube'da kitaplarımızla Tonguç Akademi.com'da Tonguç Plus'ta özel iki adet yazılı provalarımızla siz de yanınızdayız arkadaşlar. İnşallah yazılardan en güzel notlar alırsınız. Yazılı notlarımızı ve yazılılarda size en büyük yardımcı olan Dinamo kitaplarımızı Tonguç mağazadan ve Tonguç kitaplarından bulabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah yazılılarınızdan en iyi notlar alırsınız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar.